Efendim Bakış Programı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere biraz sanayi ve ticari kesimin hasarlarından bahsedeceğiz. KOBİ'lere yönelik ilginç bir anket ve araştırma var. KOBİ'lerin, Türkiye'deki KOBİ'lerin durumunu ortaya koyan, aslında dünya genelinde yapılmış bir araştırma ama Türkiye üzerinde de durumu paylaşacağız. İki tane de tüm bunları iki konuğumla konuşacağım. Bunlardan biri Zürih Sigorta, Zürih Türkiye CEO'su Yılmaz Yıldız. Hoş geldiniz Sayın Yıldız. Diğeri de BMS Türkiye Başkan Yardımcısı Sayın Erhan Tuncay. Hoş geldiniz Tuncay. Hoş bulduk. Şimdi arkadaşlar bu sanayi ve ticari kesimi yönelik hasarlar, işte sigorta şirketlerine kadar hasar ödediği, bir ne kadar şirket sigortalı, bir küçük bir haber yapmışlar. Onu birlikte izleyelim. Onun üstüne konuşmak daha önemli. Sizin çünkü KOBİ ile ilgili ciddi bir araştırmanız var. Onu da buradan paylaşalım izin verirseniz. Memnun. Efendim bir ufak haberimiz var. Hemen hemen ilk kez duyacaksınız bu haberi haber olarak. Dolayısıyla bir izleyelim, sonra üzerine konuşalım. Türkiye'de sanayi tesislerinin %90'a yakını başta doğal afetler olmak üzere tüm risklere karşı sigorta yaptırırken, küçük ve orta boy işletmelerde sigortalanma oranı daha düşük. Son açıklanan verilere göre 1 milyon 800 bin işletme olası risklere karşı sigortalanırken, işletmelerin kullandıkları 3 milyonun üzerinde makine de makine montaj sigortası kapsamına alındı. Ayrıca reel sektörün üretimde kullandığı 2,5 milyona yakın elektronik cihaz da sigortalandı. Son yıllarda dikkat çeken bir gelişme ise reel sektörün kar kaybı teminatına yoğun ilgi göstermeye başlaması. 2014 yılında 200 bine yakın işletme, olası hasarlar sonrası uğrayacağı kar kaybına karşı sigorta yaptırdı. Son 5 yılda ise sigorta şirketleri başta doğal afetler olmak üzere çıkan yangınlar, meydana gelen patlamalar nedeniyle reel sektöre toplam 5 milyon liranın üzerinde hasar ödemesi yaptı. Yapılan araştırmalara göre sanayi tesislerinde en çok yaşanan hasarların başında sel ve su baskını gelirken, hasarda ikinci sırayı ise meydana gelen patlamalar sonucu çıkan yangınlar alıyor. Türkiye'deki KOBİ'lerin %20'ye yakını doğal afetler nedeniyle oluşan hasarların kendileri için büyük risk olduğuna inanıyor. Evet efendim, özetle böyle. Aslında son cümle Yılmaz Bey, sizin araştırmanızdan alınmış bir cümle. Ben de öyle biliyorum. Türkiye'deki KOBİ'lerin %15'i, %20'ye yakını doğal afetleri risk olarak görüyor. Şimdi o araştırmayı biraz bize paylaşır mısınız? O KOBİ'de bir de dünyada mı yapıldı? Biraz bize anlatır mısınız? Tabii şöyle, dünyada yaklaşık 27 ülkede yapılan bir çalışmaydı o. Genelde hangi ülkeye bakarsanız bakın, KOBİ'ler tanımları, hani ciro ve çalışan sayısı değişmekle beraber ekonominin bel kemiğini oluşturuyorlar. Türkiye'ye de baktığımızda 2.6 milyon KOBİ var. Türkiye'deki işletmelerin %99.8'i. %99.8'i KOBİ. İstihdamın %76'sı. Cironun %63'ü. Ödenen maaşların %55'i. KOBİ'lerden. Öteki taraftan Türkiye'nin yaptığı ihracatın %60'ı yine KOBİ'lerden geliyor. İthalatında %40'ı. Burada enteresan olan şu, Türkiye ihracatının %60'ını KOBİ'ler yapıyorlar ve yaptıkları ihracatın %90'ı da üretim sektöründen, yani sanayi ürünleri. Ve bunun %45'ini Avrupa'ya, yaklaşık %40'ını da Asya'ya gönderiyorlar. Onun için tabii şöyle çok enteresan bir durum var. Ekonominin çok büyük bir parçası ve daha az biliniyor ama ihracatın %60'ı. Onun için KOBİ'lerde ne oldu, KOBİ'leri riskleri nasıl yönettikleri çok önemli. Bir de şu var tabii, ne kadar dış piyasalara açılırsanız, ne kadar çok ihracat yaparsanız uluslararası standartlara uymak o derece önem kazanıyor. Ve buna bağlı olarak da risklerinizi yönetmek aynı derecede önem arz ediyor. Şimdi sektör olarak baktığımızda yine bu ankette, çünkü bu anket sonuçları sektörden sektöre değişmekle beraber, Türkiye'deki KOBİ'lerin yaklaşık %40'ı ticaretle uğraşıyor. Toptan veya perakende ticaret dediğimiz. Bir %15'i lojistik, taşımacılık sektörü var. Bir %15 üretim, sanayi üretimi. Yiyecek içecek diye de %10 baktığınızda işin %80'i esasında ticaret, lojistik, üretim ve yiyecek. Ve biz tüm ülkelerde benzer kriterlerle baktığımızda çıkan şu, Türkiye özelinde birinci en büyük sıkıntı rekabet.
%40'ı rekabet, iç ve dış rekabetten. Yani kendi hem yurt içi rekabetten hem de yurt dıştaki rekabetten korkuyorlar mı, endişe mi? Endişe ediyorlar. Risk olarak en risk büyük riskiniz görüyorlar. Nedir dediğimizde diyorlar ki rekabet. Burada tabii şöyle, iç rekabet var zaten. Dış rekabet de iki türlü. Bir, yurt dışındaki piyasalarda olan rekabet. İki, İthal mallarla olan rekabet. Yani Çin'den bir mal geldiği zaman dumping ve benzeri çok çekiniyorlar. Çünkü o kadar açık ki artık her şey. Yani ihracatın %60'ını, ithalatın da %40'ını yaptığınızda Türkiye'deki Türk rekabeti, işin bir tarafı yurt dışından gelen mallarla olan, ithal mallarla olan rekabette öbür tarafı. Dolayısıyla rekabet bir numara geliyor. İkincisi tedarikçiler. Yine iç ve dış tedarikçiler. Yani kimden üretim yapmak için malı alıyorsunuz. Çünkü burada ciddi bir lojistik var. Nereden baksanız, özellikle üretim sektöründeyseniz, yarısı girdilerinizin yurt dışından geliyor. Yurt içinden de var. Tedarikçilerin ürün ve hizmetleri doğru zamanda doğru bir şekilde KOBİ'lere ulaştırması ikinci en büyük risk olarak çıkıyor. Üçüncüsü daha klasik talep. Yani talep var yok, onu ne yapacakları. Dördüncü sırada doğal afetler geliyor. Sizin de biraz önce bahsettiğiniz. Yani %15 doğal afetler. Daha enteresanı bizim ankette çıkan. Beşinci de siber, hırsızlık ve siber hırsızlık. Yani internet. Bu da teknoloji tarafı. Teknoloji ilerledikçe risk kategorisi içine o da giriyor. Bu şöyle bir açıdan çok güzel bir gelişme. Eğer bizim KOBİ'lerimiz siber riskler bizim için en önemli beşinci risk diyorlarsa, demek ki teknoloji kullanımı bizim KOBİ'lerimizde ciddi anlamda gelişmiş ve bunu çok önemli bir risk faktörü olarak görüyorlar. Daha sonra biraz daha alta geldiğimizde %12 regülasyon ve kanuni değişiklikler var. Tabii. Bu yalnız çok enteresan. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde bu risk olarak gözüküyor. Avusturya, işte Danimarka gibi bazı Avrupa ülkelerinin KOBİ'lerine de fırsat olarak gözüküyor. Öyle çok enteresan şeyler var. KOBİ'ler aynı zamanda sizin de alanınız mı Erhan Bey? Yani şimdi VMS'nin başkan yardımcısınız. Yani bir hasar onarım. Evet, hasar doğru. Da zaten Türkiye'nin önemli bir gerçeği. Doğal afetiyle, şuyla buyla. Ki biraz sonra Yılmaz Bey'e de şu hasar konusunu soracağım. KOBİ'ler de sizin iştigal alanınız mı? Tabii. Belki bir evvelki programda da biraz değinmiş olabiliriz. Zaten BMS ve hasar onarım firmaları tabii kategorize edebiliriz. Hani büyük hasarlardan başlayıp daha küçük hasarlara kadar, yani konut hasarlarına kadar giden bir geniş segment var. Biz firma olarak tabii konut hasarlarından büyük endüstri hasarlara kadar olan yelpaze içerisinde her türlü hasar müdahale ediyoruz. Dolayısıyla sorunuza cevap olarak da KOBİ'ler de bizim için önemli bir alan diyelim, bir iş alanı. Çünkü Yılmaz Bey hakikaten çok çarpıcı, güzel rakamlar verdi anketle ilgili. Önemli bir ağırlığı var KOBİ'lerin Türk ekonomisinde. Ama işin sigorta tarafında tabii o aynı şekilde yansıması soralım. Yani, evet, yani dolayısıyla orada ne kadar çok Yılmaz Bey'e? Ne kadar çok sigortalanma oranı artarsa tabii ki hasarı kontrol etme veya hasarın daha iyi onarımı konusunda daha ciddi bir gelişme olacaktır. Yılmaz oradaki Bey, gelişmeler nasıl aslında? Evet, Yılmaz Bey'e sormamız lazım. Sohbet ediyoruz da sonsa yani. Tabii, beklemeyin tabii, benden soruları. Kendi aranızda birbirinize sorabilirsiniz rahatlıkla. Şöyle, esasında zorunlu sigortaları bir tarafa koyarsanız, yani KOBİ'lerini yapmakla yükümlü olduğu, çok net istatistikler olmamakla beraber bizim tahminlerimiz %3 civarında. %3? %3 civarında. Zorunlu poliçeleri bir tarafa koyarsanız. %3? Adetler anlamında. İhtiyari anlamında. Evet. Gönüllü olarak yapılan. Gönüllü olarak yapılanlar %3 civarında. O da yaptırmasaymış yani hiç %3'ü de. Yani. Bunların da önemli bölümü şeydir, krediyle ilintilidir zaten. Hani kredi alıyorsanız bankadan olabilir veya devam eden bazı poliçeleriniz varsa olabilir, ki buna şey dahil, arabalar falan hani, dahil. Onun için oran çok düşük KOBİ tarafında. Gitgide artıyor. Yılmaz Bey, kusura bakma, buna düşük denmiyor. Bir ortada bir oran yok yani. Türkiye'nin %90'ı işletmeleri KOBİ'den oluşturuyor bir yerde. %3 sigortalılık oranı. Tabii. Yani ağlamak lazım. Tabii, hani güler tabii. Misiniz, ağlar mısınız? Tabii. Buyurun. Yani biraz önce risklerden bahsediyordum. Regülasyona geldi. Mesela ondan sonra sorduğunuzda enteresan. %10'lar civarında yangın, çalışan, müşteri güvenliği ve nakliyat ulaşım var. Yani ilk 10 riskin 5 tanesi, 6 tanesi hatta sigortacılık ürünleriyle çok kolay bir şekilde bertaraf edilebilecek. Riskler, evet. Tabii ki. Yani bu bertaraf edileceği halde böyle.
Ve bu ciddi sıkıntı. Yani baktığınızda da hani ne oluyor gerçek hayatta? Hasardan konuşuyoruz. Nereden geliyor hasarlar diye baktığınızda. Hani resmi istatistiklerde biraz önce gördük ama yangın ve tabii afetler değil mi? Hakikaten işin en büyük bölümüdür. Ticari sanayi tesislerde özellikle. Yani KOBİ'lerin o bir bölümünde, orta boy işletmelerde üretim tesisi varsa zaten bunlar belli. Ya ama, su baskını da ekleyebiliriz herhalde. Tabii. Yani baktığınızda havayla ilintili diyebileceğimiz bir yangın, iki kar, sel, işte su basmaları, dahili su basmaları esasında çok basit şeyler. Ve işin ilginç yanı şu. Türkiye'deki yangınların %70'i, %75'i elektrik kontağından çıkar. Elektrik kontağı. Elektrik kontağı da nedir esasında baktığınızda? Kablolamanın, işte prizlerin kaliteli olması. İki, onları monte edenlerin doğru düzgün monte ediyor olması. Yani baktığınızda risk önemli tabii. Hasarlar da önemli ama yapılması gereken risk olmadan daha önlemleri almak ki risk hiç olmasın. Ama risk olduğu zaman da bir sigorta poliçenizin olması gerekiyor ki tabii mağdur durumda olmayın. Bakın çok çarpıcı esasında istatistikler. Dünya genelinde sadece Türkiye'de de değil, herhangi bir sprinkler sisteminiz varsa, yani bir yangın olduğunda otomatik olarak su devreye giriyorsa, başlayan yangınların %99'unu çok kısa bir sürede durdurabiliyorsunuz. Benzer şekilde yangınların %60'ı sadece 4 adet sprinkleriniz varsa, 4 adet %60'ını direkt durdurabiliyorsunuz hemen hemen hiçbir hasar olmadan. Esasında buna baktığımızda KOBİ'lerin %3, hani hiçbir şey dediniz. Bu bir dünyaya bakış açısı. Riskinizi yönetirken bu bir kısım fiziksel riskler tabii. Yani işte fabrikanızın bulunduğu mekan, üretim tesisleriniz, bunlar yine yerine konulabiliyor. Ama yerine konulamayan insan canı gibi veya müşterilerinizin hayati tehlikeleri gibi riskleri şeyler var. Peki, geleceğim İmaz Bey. Sizin hasar onarımında da bu mudur tespit? Yani ağırlıklı doğal afetler midir yoksa insan hatası kaynaklı bir üretimdeki hata mıdır? Ha, siz daha iyi sonuçta. Evet, sigorta şirketi de profil çıkarıyor ama siz daha net biliyorsunuz. Aslında Mehmet Bey, her ikisi de var. Tabii doğal afetler, sel ve su baskınları veya depremler yani sizin çok önleyemeyeceğiniz, aslında tabii ki lokasyon olarak yani bir sel, su baskını olabilecek yerler bellidir. Yani risk haritalarından onu daha etkin belki çıkarmak lazım ama sonuçta çok daha kümül hasarları yol açar. Burada tabii bizim de tespitlerimizde hani bu kadar yıldır bu işin içerisinde hasar onarım yapan bir firma olarak insan hatalarından ve demin Yılmaz Bey'in dediği gibi aslında iyi bir altyapıyı yapmaktan geçiyor. Yani sigorta değil meclisine aslında hem bireyler olarak bizim hem de işletmelerin o önlemlerini alıyor olması lazım. Dolayısıyla burada bu bilincin de çok fazla yaygın olduğunu söylemek çok doğru olmaz diye düşünüyorum yani Türkiye'de. Ama bu yıldan yıla gelişiyor. Yani bir elektrik kontağı, elektrik alt yapısının doğru yapılmaması veya springlerin veya yangın tüplerinin yeterli doğru yerlerde olmaması, buna yönelik eğitimlerin olmaması veya bir hani evet KOBİ ve KOBİ'den başlayarak daha büyük işletmelere giderken bir acil eylem durum planı, eylem planının olmaması, risklerin azaltılmaması konular maalesef Türkiye'de yavaş gelişen istenilen hızda gelişmeyen noktalar. Dolayısıyla hem tabi sigorta sektörünün hem de bizleri mesela bizim firmamızın da bu yönde firmalara verdiği hasar öncesi verebileceğimiz bazı raporlar var. Yani risk analiz demeyelim ama sonunda bir durum tespit raporu ve buna yönelik yapılacaklar. Hasar öncesi kendilerini daha iyi o risklerden arındırmak adına yapılabilecek konular da var. Yılmaz Bey, Fehmi Bey şöyle bir şey yazmış bize. Sigorta çok pahalı. Özetle okuyorum yani Fehmi Bey'in yazdıklarını. Sigorta poliçesi çok pahalı. Genelde sigorta şirketleri bir takım önlemleri almalarını istiyorlar ve ondan sonra sigorta yapıyorlar. Zaten o önlemleri aldıktan sonra sigorta yapmaya da gerek yok. Bu kadar yüksek bir primi ödemeye de gerek yok. Yılmaz Bey bu konuda ne diyor diye sormuş sonunda. Özeti bu. Evet. Tabii. Pahalı mı? Önce onu bir sorayım. Yani şu KOBİ'lere yönelik, hani KOBİ midir nedir bilmiyorum tabii. Fehmi Bey'in şirketinin de pahalı mıdır?
Örneklerden yola çıkabiliriz esasında. Fehmi Bey'in hangi sektörde faaliyet yazmamız gösterdiğini önce bilmiyorum tabii ama 1-2 milyon, 2 milyon liralık bir teminat için ödeyeceğiniz rakam 1000 lira civarındadır. Çok kabaca konuşuyorum tabii. 2 milyonluk teminat için 1 ila 2 milyon tabii teminatın içinde neler olacağına göre değişir ama ortalamasında 1000 lira civarındadır. Teminatın binde biri mi anlamına geliyor bu? Kabaca böyle tabii şurada Türkiye özelinde birkaç dünyaya göre farklı olan şey var. Türkiye bir deprem bölgesi. Dolayısıyla İstanbul gibi deprem oranı, deprem olasılığı yüksek bir yerde yaptığınız poliçeyle Ankara'da veya deprem riski olmayan bir yerde doğal olarak aynı risk için bile tabii farklılıklar olabiliyor. Ama özellikle KOBİ'ler yani küçük işletmeler için 1000 liranın altıdır bunlar. Yani 300-400-500 liralara rahatlıkla ortalama bir ticarethaneyi yangın, hırsızlık, sel, sorumluluk sigortaları sigortalayabilirsiniz. Burada tabii şöyle bir şey var. Bu konuda müşteriler de yani bu durumda KOBİ'ler de ne ürünler var, seçenekleri nedir tam anlamıyla bilmiyorlar. Burada sigorta şirketleri olarak bize de düşen pay var. Bunları daha iyi anlatmamız gerekiyor. Ama öbür tarafta şöyle bir şey var. Siz sprinkler taktığınız zaman yangın olasılığını azaltıyorsunuz ama ortadan kaldırmıyorsunuz tabii. Dolayısıyla bu önlemleri tabii kendileri için almaları gerekiyor. Üstüne de eğer bir şey olursa kendilerini korumak için almaları gerekiyor. Tabii bu bakış açısı. Yani bir seçenek tamam ben bütün riskleri alıyorum ne olursa ne olsun diyebilirsiniz. Ama bunun sonuçlarına katlanırsınız. Öbür taraftan bir kere en baştan bir fabrika yaparken nereye yapacağınızdan sel, heyelan bölgesi tabii midir burası buna bakarak yangın için gerekli önlemleri alarak yine aynı şekilde biraz önce elektrik kontağından bahsettik. İkinci en büyük konu özellikle yangın çıktığında veya büyümemesi için çatıdır. Türkiye'de önemli çatıları eğer yanmayan maddeden yaparsanız doğal olarak yangın yayılmaz ama yangın yayılmış büyük hasarlara baktığınız zaman yangında temel faktörlerden birisi çatının yanar madde olmasıdır. Öyle olunca düşünün bir odada çıkan yangın veya bir mekanda çatı vasıtasıyla her tarafa yayılır. Bu da Avrupa Birliği'nde belli bir standartlar getiriliyordur tabii ki, zaten. Tabii ki. Sadece sigortalı hasarları mı Ertunç Bey soruyor, onarıyorsunuz? Hayır. Ama ağırlıklı tabii ki sigortalı yani sigorta poliçeleri olanlara daha ağırlıklı hizmet veriyoruz. İşin doğası gereği yani şirketlerle sigorta şirketleri olan hizmet bütünlüğümüzden dolayı ama biz sigortasız değerlere de veya yani ev konut olur, iş yeri olur, başka herhangi bir hasar olur. Bütün bunlara hizmet veriyoruz. İlk 3 ayda yüksek bir hasar geçirdin. İlk üç mesela ay siz şirket olarak ortalama ne kadar ödediniz? Mesela 2014 yılında ne kadar ödediniz? Böyle rakamlar var mı aklınızda? Çok birekse sormuş olmayayım size de. Şöyle söyleyeyim. Bu yılın ilk iki ayı diğer yıllara göre özellikle hava şartlarına bağlı olarak hasarların Ocak ve Şubat aylarında ciddi yüksek olduğuydu. Yurt genelinde de biliyorsunuz kar yağışı vardı. Özellikle rüzgar ve sel su ilintili. Şimdi baktığımızda %60'a yakın hasar adetlerinde biz ilk iki ayda bir artış gördük diğer yıllara göre. Bunlar tabii şu an eksperler gerekli raporlarını yazıyorlar. Sonuçları ne olacak daha göreceğiz. Ama ilk iki ay diğer aylara göre, diğer yıllara göre de biraz yüksek çıktı. Tamamen hava şartları. Geçen sene? Geçen sene daha iyiydi. Geçen sene daha iyiydi. Bunda tabii şöyle oluyor. Hasarların niteliği değişebiliyor. Bu yılki ilk iki ay özellikle hava yani kar, rüzgar ve benzeri şey yaptı, hasar oranlarını arttırdı. Geçen yıla göre artış şu an için öyle. Bu özellikle KOBİ üretim hani konumuz bu olduğu için onun haricinde diğer hasarlarda çok büyük bir değişiklik yok. Sizde de 3 aşağı 5 yukarı aynı mıdır? Yani hava ağırlıklı hasarlar. Evet yani kar ağırlığı, çatı çökmesi ve bazı su baskınları yani çok büyük oranda değil ama Yılmaz Bey'in dediği gibi daha küçük ve orta ölçekli ve çok yaygın hasarlar var. Yani geçen seneyle kıyaslayınca hakikaten hem eksper arkadaşlarımızla hem sigorta şirketleriyle bizim de yaptığımız görüşmelerde böyle büyük hasar adedinde geçen seneye göre azalma var. Ama küçük ve küçük orta ölçekli işletmelerde daha fazla bir hasar adedi var. Peki bir ufak reklama gidelim ondan sonra dönüşte sohbet edelim. Size yine önemli sorular var. Birkaçını sizle paylaşacağım. Efendim bir ufak reklamanız var. Tekrar burada olacağız.
Evet efendim, Yılmaz Yıldız ve Erhan Tunçay ile sohbetimize devam ediyoruz. Biz reklam arasında biraz piyasanın nabzı dedik. Evet. Ondan sonra onu konuşalım. Sigorta, herhalde sigorta sektörü piyasanın nabzını en iyi tutan değil mi? Yani üretim düştüyse siz daha iyi, size net yansır. İşte şimdi nedir durum? Biraz alalım. Baktığınızda esasında ekonomideki yavaşlama sinyalleri zaten son açıklanan büyüme rakamlarında da belli. Bir yavaşlama var. Bunu da çok net görebiliyoruz. Genel büyüme, elementer sigorta büyümesi %10 civarında ama ekonominin nabzını nakliyat sigortalarından tutabilirsiniz. Çünkü nakliyat sigortaları herhangi bir malın iç veya dış piyasalarda sevkiyatında olmazsa olmazdır. Ve orada da çok net görüyoruz ki nakliyat sigortalarındaki büyüme %4'lerde. Yani bir enflasyonun altında. İki, geçen yıl %15-%20 arası büyüyordu nakliyat, %4. Bu da gösteriyor ki mal ticareti ciddi anlamda yavaşlamış. Üretimin de tabii durduğunu anlıyoruz değil mi burada? Tabii. Peki ben ilginç bir şey Erhan Bey'den duydum. Mesela hasar onarım şirketinde hasar olmuyor diyorsunuz. Hani ben de hep şöyle derdim Yılmaz Bey, Erhan Bey'e. Hasar olmuyor daha ne işte insanlar, yani böyle bir laf var mı ya, insanlar Allah'a şükrediyor. Yağmur olmuyor, çamur olmuyor, yangın çıkmıyor falan. Bundan daha iyisi mi var yani? O öyle değilmiş. Yine üretim ve sanayiyle çok yakından ilgiliymiş. Kesinlikle öyle. Ona da ben şaşırdım. Kesinlikle öyle. Çünkü Yılmaz Bey'in dediği çok doğru. Hem oto sigortalarında mesela onu da konuşuyorduk. %50'lik bir artış var belki satışlarda ama sigortalılık oranında %10 gibi, yani çok ciddi bir fark var. Yani nakliyattan da yola çıkarsak biz bunu çok son ilk 3 ayda, yani Ocak-Mart arasında çok ciddi hissettik. Yani biz onarım firmaları olarak da yani o yaygın ve küçük çaplı hasarlar var, evet. Ama onun dışında yani üretim olacak ki hasar olacak. İşte mal sevkiyatı, evet, olacak ki tabii, oradan siz bir canlılık ve o yüzden oluşan. Yani tabii ki hiç kimse sigorta şirketlerimizden, ben de eski bir sigorta, evet, yöneticisi olarak hasar çıkmasını veya hasar büyük oranda hasarların olmasını çok istemeyiz sonunda hasar primlerimizi tutmak için, ama sigortacılığın da en önemli göstergesi tabii ki mağduriyetleri, yani böyle hasarlar zamanında iyi hizmet ve ödeyip sigortalılara bu bilinci aşılamak ve sigorta oranlarını arttırmak. Ama yani sorunuza cevap, evet, bu dönemde ciddi bir... Üretim olmadığı için. Evet, üretim olmadığı için yani ekonomide bir durgunluk da var açıkçası. Biz hasarlı çünkü, olmuyor. Değil mi? Büyük hasar olmuyor. Biz şimdi yani hasar deyince genelde işte doğal afet, işte yangın falan gibi şeyler. Halbuki yani işte fazla üretim artışından dolayı da hasar oluşabiliyor. Bunları burada, vallahi bu programda öğrendim. Ben öbür türlü bilirdim. Siz hasarı sigorta şirketi olarak ödemek midir, onartmak mıdır? Asıl şey nedir sigorta şirketinin burada görevi? Esasında hasarın hiç olmamasını sağlamak. Tabii görüyoruz ama iki türlü, şöyle söyleyeyim. Özellikle üretim tesislerinde, yani üretim yapan mekanlarda baştan önlem almanız gerekiyor. Bu önlemler sadece bir hasarın olmaması değil ama üretiminizi de tamamen kontrol altına almak, hem çalışanlarınız hem müşterileriniz için uygun bir ortamı yaratmak tabii. Başta bu var. Ondan sonra tabii hasarın cinsine göre. Allah muhafaza fabrikanız komple yanmışsa, evet, zaten yıkıp yapacaksınız. Ama bir makinanızda mekanik bir arıza olduysa doğal olarak bunu değiştireceksiniz. Bu biraz da ne olduğuna bağlı. Sorumluluk tarafı bambaşka. Hı hı. Çok bu işin doğasına göre değişen bir şey. Ama tabii ki bir şey onarmak, komple yeniden yapmaya göre bazı durumlarda daha avantajlıdır. Bazı durumlarda da onarmak yeniden almaktan daha pahalıya çıkacağı için o zaman da yeni almayı tercih edebilirsiniz. Hasarın büyüklüğüne, yapısına, nereden olduğuna bağlı olarak tabii bu çok değişebiliyor. Nakliyat tarafında gemi battıysa yapacağınız bir şey yok. Mesela bizim yeni başımıza gelen, malı indirirken vinç kopuyor, tüm mal iskeleyi deliyor, iniyor. Bu tip tabii çok komplike şeyler var. Orada zaten onarmak zorundasınız, hani limanda olabilecek daha mı bir şey. Onarmak? Yılmaz Bey'in dediği gibi, yani hasarın içeriğine, oluş şekline, tipine göre bu değişiyor. Yani bazı hasarlar var ki, kısmi hasarlarda özellikle, tabii sigortalı da bir an evvel üretime geçmek istiyor. Hı hı. Orada hatta bazı makinalar özellikle ve bir çatı çökmesinde de, her ikisi de aynı anda olduysa, bunların bir an evvel giderilmesi lazım. Yani
belli bazı durumlarda yeni sipariş vermek çok daha uzun sürebiliyor. Aslında çok da gereksiz. Yani biraz da sigortanın mantığında da sebepsiz zenginleşmeyi önlemek de var. Yani siz orada sigortalıya, yani bu işi iyi yönetmek lazım. Sigorta şirketi, eksper ve hasar onarım firmalarıyla sigortalı arasında çok iyi bir denge ve iyi bir mutabakatın oluşması lazım. Ve iyi anlatmak lazım sigortalıya da. Ama sonuç olarak onarımla çok iyi yapılan işler var ve olması gereken hayır. Dediği gibi yani bazı durumlarda Yılmaz Bilir gibi yenisini yapmak veya yenisinin ikame edilmesi de mümkün olabilir. Onarımı siz mi ödüyorsunuz yoksa sigortalı mı ödüyor Yılmaz Bey? Hasarın bir parçasıdır çoğu zaman. Öyle midir? Çoğu zaman öyledir, evet. Peki. Şimdi İdris Bey şöyle bir şey sormuş. Tekstil işiyle uğraşıyor İdris Bey. Bir tekstil makinesi almış leasing yoluyla. Sigorta yaptırdığını söylüyor. Makineye olası bir hasardan dolayı, makineye zarar geldiğinde parasını ben mi alacağım yoksa leasing şirketi mi alacak? Şimdi burada iş, bunu krediyle bağlantılabiliriz. Nedir Yılmaz Bey? Şimdi normalde teknik olarak leasing şirketi ne yapıyor? Makinayı ilgili müşteri için satın alıyor ve daha sonra kiralıyor. O yüzden makinenin mülkiyeti teknik olarak leasing şirketinde. Ama burada normal olarak böyle bir durumda sigorta şirketi leasing şirketine, oradan da öbür tarafa, teknik olarak akışın öyle olması lazım. Peki leasing şirketi o makine kullanılamayacak bir hale gelmesi, leasing şirketi yeni makineyi mi verir? Poliçe şartlarında bunun olması gerekir ki böyle bir durumda makine kullanılamayacak bir duruma geldiyse ve poliçe şartlarının içindeki bir nedenden dolayısıyla evet komple değiştirmesi gerekir. Poliçe poliçe şartında onarım yazar mı? Poliçe şartında onarım yazmaz. Yani böyle bir spesifik onarım diye değil. Sigorta şirketinin poliçenin esas şeyi hasardan bir önceki haline getirmektir. Yani bu makine de olabilir. Fiziki bir fabrikanın veya iş yerinin veya konutun fiziki durumu da olabilir. Sonunda buradaki çok ince bir çizgi var. Ne sigortalının mağduriyetini sağlayarak, yani daha az bir hasarla onu karşı karşıya getirmek, ne de sebepsiz zenginleşmeyi sağlamak. Dolayısıyla burada demin söylediğim gibi eksper sigorta şirketi, sigortalı ve onarım şirketi, eğer bir onarım olacaksa bu denge ve buradaki uyum hakikaten çok önemli. Ama sigorta poliçesinde onarım diye yazmaz. Demin konuştuğumuz çerçeve içerisinde oluşuna, tipine, büyüklüğüne ve sigortalıyla anlaşmaya göre. Mesela şöyle söyleyeyim. Sigortalı eğer burada kabul etmez, parayı da direkt sigorta şirketi sigortalıya ödeyebilir. Öyle, öyle sizden evet, ister. İsteyebilir ve o istiyorsa onu yaptırır veya yaptırmaz. Artık o onun takdirinde bir konudur ama hani biz uç noktayı konuşuyoruz şu an. Ürünler mi yetersiz KOBİ'lere yönelik Yılmaz Bey? Baktığımızda esasında ürünler bayağı çeşitli. Özellikle son yıllarda çok çeşitlendi. Hele ki biraz önce bahsettiğim gibi %60'ı ihracatın KOBİ'lerden yapılıyor. Yurt dışından da eğer o ülkeye mal satmak istiyorsanız zaten almanız gereken belli sigorta poliçeleri var. Ama onun ötesinde bu program öncesi çok konuşuyoruz. Şöyle bir listeleyelim dedim, ne ürünler var. Bayağı geniş bir ürün gamı var. O kadar ki bazıları ya doğru bunlar da vardı, şimdi görünce hatırladık dediklerimiz bile oldu. Çok geniş. Yani baktığımızda şöyle çok başlıklarını verebilirim size. Bir klasik ürünler var işte. Yangın, deprem, sel, su baskını, dahili su, hırsızlık, kar kaybı, biraz önce konuştuğumuz terör. Sorumluluk sigortaları son dönemde çok önemli. Örneğin çevre kirliliğine karşı. Çevre kirliliği. Mesleki sorumluluk da son dönemde hayatımıza giren, ki burada hekim, mimar, mühendis, insan kaynakları, teknoloji, iş güvenliği uzmanları, bayağı geniş bir çerçeve var. Üçüncü şahıslara karşı mali sorumluluk var. Burada özellikle bakın müşterilerinize vereceğiniz gıda zehirlenmesi. İşte asansör, yürüyen merdivenlerden dolayı müşterilerinizin uğrayacağı hasarlar, manevi sorumluluk, ki mahkemelerden gitgide evet, bu tarafta daha yüksek kararlar çıkıyor. Bunun yanında makine kırılması, elektronik cihaz teminatı, hukuksal koruma, ferdi kaza, taşınan para teminatı, örneğin kuyumcular için bu önemli. Bir de meslek gruplarına yönelik veya sektörlere yönelik de özel ürünler var. Grev, lockout, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler,
bayağı geniş bir yelpaze var esasında burada. Bunlar bir paket olarak değil, değil mi? İsteyen istediğini, ya yani istediğini içinden seçebilirsin herhalde, değil mi? Tabii ikisi bunlar de bir paket haline getirmiyorsunuz. Bu kadar geniş teminatı vermiyorsunuz. Yani. Şöyle söyleyeyim, örneğin KOBİ sorumluluk, biz bunu bir paket olarak veriyoruz. Bunun haricinde paket ürünler var tabii. Çünkü baktığınızda örneğin eczaneler veya kuyumcular için neler gerekeceği belli. O müşterilerle de konuşarak biz bunu paket haline getiriyoruz. Paketin özelliği şu. Paket standart bir şey. Risk mühendisinin gelmesi gerekmiyor. Kimsenin gelip herhangi bir araştırma yapması gerekmiyor. Gidip hani raftan direkt ürünü alıp parasını ödüyorsunuz ve teminatınız hemen başlıyor. Daha büyük teminatlar istediğinizde veya buradan farklı bir kombinasyon istediğinizde evet, farklı parçalar bir araya gelebiliyor. Burada tabii şöyle de enteresan bir şey var. Bölgeye ve yapılan işe göre bunlar çok farklılık gösteriyor. Hı hı. Kısa bir süre önce Ankara'daydım. Ankara'daki KOBİ'lerin önemli bölümü inşaat sektöründe faaliyet gösteriyorlar. En azından bizim müşterilerimiz. İnşaat tarafı çok önemli. Orada sorumluluk çok önemli. Ondan sonra Bursa'daydık. Bursa'da ciddi bir üretim ve ihracat faaliyeti var. Orada ürün sorumluluk öne çıkıyor örneğin. Her çiçeğe göre bunlar değişiyor. Riski falan farklı. Şimdi bir izleyicimiz şöyle soruyor. Yine özetleyeyim. Bir sel hasarını diyor sanayi tesisindeki bir sel hasarını ortalama ne kadar sürede onarıyorlar? Onu soruyor. Bir de onarımda kasıtlarının ne olduğunu soruyor. Onu tabii biz onarım diyoruz. Ne demek tabii, onarım? Tabii. Hemen şöyle söyleyeyim, vaktimizi doğru kullanalım. Şeyi boyamak da onarım da. Tabii. Şimdi tabii gene işin büyüklüğüne... 1,5 dakikaymış, 1 dakikada toparlıyorum. Hemen toparlıyorum. Büyüklüğüne ve azametine göre değişir. Ama bir sanayi tesisini çok yaptık. Böyle bir sel hasarında önce tabii makinelerin ve oranın çamurdan ve selden, yani sulardan bir kere temizlenmesi lazım. Makinelerin, özellikle üretim alanlarındaki makinelerin kimyevi, çeşitli kimyasal maddelerle bir kere o korozyonu önlemek lazım. Yani paslanmayı önlemek lazım. Hasarın büyümesini önlemek lazım ki hem sigorta şirketiyle yani hasar yönetiminde de yardımcı olmak adına bunların çok hızlı yapılması lazım. Bunlar yapıldıktan sonra da eski tip makinelerde olabilir veya son derece gelişmiş teknolojik elektronik makine, üretim makinesi olabilir. Bunların bütün elektrik aksamlarından kart yazılımına kadar giden geniş bir yelpazede bu makinenin bir an evvel üretime geçmesi, anahtar teslim gibi yani. Aynen öyle, A'dan Z'ye. Yani burada boyasından tutun, eğer orada çatıda bir problem varsa aynı anda makineler yapılırken peki, çok iyi bir planlamayla çatı da onarılır, boya da yapılır ve yani şöyle söyleyeyim, 30 ile 45 gün ve 2 ay arasında büyüklüğüne göre bu fabrika ve şeyler ayağa kaldırılabilir. Süre bitti ama iki cümleyle KOBİ'lerin sigorta yaptırması gerekiyor değil mi? Bu oranın artması gerekiyor. Bu oranın artması gerekiyor. Hele ki yurt dışıyla iş yapan, ki %60 ihracatı gerçekleştiren KOBİ'ler veya hizmet sektöründe, ticari parakende sektöründe yaptırmaları şart. Mahkemelerin özellikle sorumluluk tarafında ve diğer tarafta verdiği tazminat kararlarının da gitgide arttığı düşünüldüğünde kesinlikle yapmaları gerekiyor. Yılmaz Yıldız, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür kırmadınız, geldiniz. Erhan Bey, size de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Katıldığınız için. Efendim, bakış programının sonuna geldik. Pazartesi günü saat 9.30'da tekrar huzurlarınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın. İyi bir hafta sonu geçirin.